Yafi isminde bir zat şöyle anlatmıştır. Zekvan isminde bir adam Basra'nın padişahıydı. Zahiri olarak muttaki zatlardan görünüyordu. Vefat edince Basra'da onun cenazesine gelmedik hiç kimse kalmadı. Herkes onun cenazesinde hazır oldu. Evliya ve salih kullar da onun cenazesinde hazır oldular ve onunla beraber kabristana gidip onu defnettiler. Oradaki Allah dostlarından biri şöyle anlattı. Onu defnettikten sonra orada bir miktar uyudum. Rüyamda Allah Celle Celaluhu bir meleğe kabirdekiler kalksınlar, sevaplarını alsınlar demeyi emretti. Melek böyle deyince kabirler açıldı. Herkes kabrin üzerine çıktı. Bir süre sonra ölüler kayboldular. Ölüler kaybolunca Zekvan'ın da orada olduğunu gördü. Biraz önceki melekten başka bir melek şöyle nida etti. Zekvan, Allah'ın takvalı kullarından idi. Yalnız bir haram nazarla Allah onu azaba müstahak etti. O melek diğer meleklere Allah'ın emrini yerine getirin diye emredince onu cehenneme doğru götürdüler. Cehennemin kapısında öyle bir ejderha onun karşısına çıkıp yüzünü ısırdı ki yüzü simsiyah oldu. Bunun üzerine o melek şöyle dedi ki, ya Zekvan, o kadar salih amel yaptın, o haram nazardan ne anladın? Evet, demek ki o bu günahından tevbe etmemişti. Bakarsın ki Allah Celle Celaluhu bir günah yüzünden insana gazaba gelir de insanın hali perişan olur. Günahlarından muhafaza olmak Allah katında ibadet etmekten daha kıymetlidir kardeşler. Hakikaten iyi düşünürsek insan hangi günahı işlerse işlesin bittikten sonra sanki yapmamış gibi oluyor. Günahın zevki bitiyor. Öyleyse insan onda ne anlıyor? Günahın sonu pişmanlık ve azap. Çaresi ise tevbedir kardeşler. Nasıl düşman bir devlete hücum ettiği, harp ilan ettiği zaman o devlette seferberlik ilan ediliyor değil mi? Çoluk, çocuk, kadın, genç, ihtiyar seferber oluyorsa bizim karşımızdaki kıyamet olayı da basit, kolay bir olay değil. Onun için de bütün azalarımızı seferber etmek suretiyle kıyamet gününe haşır, sırat, mizan gibi olaylara hazırlanmamız lazımdır. İnsan günah işledikten sonra üzerinden tevbesiz geçen her saniye, her dakikada ayrıca günah. Demek ki tevbeyi ertelediğimiz zaman bize iki tevbe gerekiyor. Biri işlediğimiz günahlardan dolayı, diğeri de tevbeyi geciktirdiğimiz için. Evet, tevbeyi geciktirmek de çok büyük bir günahtır. Mevlam inşallah günahlarından dolayı tevbe eden, yüz akıyla inşallah kendi huzuruna ulaşabilmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin. Mevlam tevbe nimetinden bolca istifade edenlerden eylesin. Lain olan şeytan hiçbir zaman tevbe amelini sevmemiştir. Evet, lain şeytan hiçbir zaman tevbe eden bir Müslümanı sevmemiştir. İşte bizler de hiçbir zaman tevbe yapmamakla lain olan şeytanı ferahlandırmayalım. Çünkü o
tevbeden çok rahatsız oluyor. Hatta bazen diyor ki, keşke ben buna günah yaptırmasaydım. Günah yaptırdım, eziyetle, cefayla çok uğraştım, günaha soktum. O ise öyle samimiyet ile tövbe etti ki, günahı silindi, yerine sevap yazıldı. Keşke ona günah yaptırmasaydım. Evet canlar, tevbe bizim için çok kıymetli. Hiçbir zaman ondan gafil olmayalım. İnsan günah işleyip de tevbe etmezse şeytan ferahlanıyor. Günah işlemekten sakınırsa veya günahlarına tevbe ettiğinde de Allah Celle Celaluhu ferahlanıyor. Melaikeler ferahlanıyor. Peygamberler ferahlanıyor. Müminler ferahlanıyor. Evet, tevbe etmek İslam'da çok mühimdir. Canlar, lain olan şeytanı, Allah'ın düşmanı ve bizim de düşmanımız olan şeytanı ferahlandırmamak lazım. Yüce Mevlamız Fatır suresinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Şeytan taraftarlarını ashab-ı sairden, yani ateş halkından olmaya çağırır. Sadakallahu lazim. Evet, şeytan ateşe çağırıyor. Bizi cehenneme davet ediyor. Ama Allah Celle Celaluhu bizi selamet yurduna davet ediyor. Cenneti âlâya çağırıyor. Nasıl ki bir insan dünyada sevdiği bir arkadaşını yemeğe çağırıyor, sofra hazırlıyorsa, onun gibi bizim için cenneti âlâyı hazırlamış, bizi davet ediyor Mevla Teâlâ. Evet, arkadaşın davet ettiği zaman, gitmediğin zaman üzülmüyor mu? Üzülüyor değil mi? Evet, Allah Celle Celaluhu ise cenneti âlâda öyle nimetler hazırlamış ki aklına gelmeyecek şeyler var orada. Peki gitmezsek kendimize yazık etmiş olmuyor muyuz? Öyleyse biz Allah Celle Celaluhu'nun davetine icabet edelim kardeşler. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı mahlukatların bazılarında insandan daha fazla şuur sahibi oluyor. Mesela Kurban Bayramı'nda bir arkadaş kesildiği zaman onu görünce böyle mahzun oluyor, sanki ölmüş vaziyette, kıpırdamıyor. Peki bizim annemiz, babamız, akrabalarımız bizim yanımızda ölüyor. Biz neden ibret almıyoruz? Böyle gafiliz işte. Bunların üzerinde düşünmek lazımdır. Mevla Celle Celaluhu hakiki manada tam bir tevekkül ile tevbe edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şeytanı ferahlandırmayalım kardeşler. Bizler Allah Celle Celaluhu'yu ferahlandırıp onun rızasına nail olalım. Şeytanı üzelim. Tevbe ipine sımsıkı sarılalım. Mevla Celle Celaluhu bizleri sevdiği kullar zümresine dahil eylesin. Mevla Celle Celaluhu bir an bile olsun bizi nefsimiz ile baş başa bırakmasın. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ya Rab, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim. Çok günah işledim. Günahları ise ancak sen affu mağfiret edersin. Hakkıyla gafur ve rahim ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazlu kerem ile affu mağfiret eyle ve bana lütfu ihsanın ile merhamet eyle. Benim istikakım olmayarak mahza fazlu keremin ile cehennemden halas edip cennet ve cemaline kavuştur. Tövbelerimi, tevbemi kabul eyle.
Amin, amin, amin ya Rabbel Alemin.